İyi geceler Söz Sende Özel'e hoş geldiniz. Söz Sende Özel'de bugün belki de herkesin yakından ilgilendiği bir konuyu masaya yatırıyoruz. Türkiye'deki eğitim sistemini konuşacağız, değişiklikleri konuşacağız. Herkesin belki her evden belli soruların çıktığı eğitim konusundaki bütün sorularınızı çeşitli uzman konuklarımla yanıtlamaya çalışacağız. Söz Sende Özel başlıyor. Türkiye eğitimde ideal formülü arıyor. Hem ilk öğretim hem de orta öğretim düzeyinde önemli değişiklikler yapılıyor. SBS'nin ve dershanelerin kalkması uzun zamandır tartışılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı geçtiğimiz günlerde eğitim sistemiyle ilgili açıklamalar yaptı. SBS kalkıyor, dershaneler kapanıyor. SBS ile ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. Peki yeni sistem nasıl olacak? Sene içinde okullarda yapılan sınavlardan bazı en azından bir tanesi, birer tanesini merkezden yapalım, Milli Eğitim Bakanlığı'na biz yapalım ve böylece standart, daha adil bir genel not havuzumuz olur. SBS'yi kaldırdınız ama sene içerisindeki sınavları merkezileştirerek yeni SBS'cikler icat ettiniz, eleştirisi gelmesini bekliyorduk zaten. Ama bu doğru bir eleştiri olmaz. Sene içerisinde zaten çocuklarımız bu derslerden sınavlara giriyorlar. Bakanlık yeni eğitim döneminde SBS'yi kaldırmak istiyor. Eğer yetişirse 8. sınıflarda sisteme dahil edilecek. Peki ya dershaneler? Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin ve velilerimizin bir defa okullarını ciddiye almalarını sağlamak istiyoruz. Başka çaresi yok. Yani asıl dershanelerde oluyor. İşte okula da mecburiyetten gidiyoruz. Bu havadan eğitimimizi kurtarmamız. Son yaptığımız bir araştırma dershanelerin %55'inin özel okula dönüşmeyi arzu ettiklerini, özel okula dönüşmek istediklerini gösteriyor. Bir başka değişiklik de okullarda kılık kıyafet yönetmeliği ile ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı kılık kıyafet yönetmeliğinde kısmi değişikliğe gitti. Aileler okulda serbest kıyafet mi yoksa üniforma mı giyileceğini yine oylayacak. Ancak bu kez karar için %50+1 oy kabul görecek. Veliler okul idaresi ve okul aile birlikleri aracılığıyla taleplerini okula bildirecek. İster özel ister resmi olsun. Bütün okullarımızda okul aile birliklerinin yani velilerimizin %51'inin tercihi doğrultusunda okullar kıyafet seçebilsinler. Çok tartışılan 4+4+4 eğitim sistemi de bu yılki mezunlarını verdi. Bakanlık bu sistemin de aynı kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi. Söz Sende Özel'de bu akşam SBS'nin kaldırılması, dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenleme, 4+4+4 gibi yeni eğitim sistemindeki pek çok başlık masaya yatırılıyor. Balçiçek İlter soruyor, Sabancı Eğitim Reformu Girişimi Koordinatörü Batuhan Aydagül, psikiyatr Profesör Doktor Bengi Semerci, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Özel Dershaneler Birliği Başkanı Faruk Köprülü ve SETA Eğitim Koordinatörü Doktor Bekir Gür yanıtlıyor. Söz Sende Özel başlıyor. Eğitimi masaya yatırıyoruz dedik. E-mail adresimizi paylaşalım. sossende@habertürk.com'a canlı yayına sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemen sağımdan başlıyorum. Profesör Doktor Bengi Semerci hoş geldiniz. Batuhan Aydagül hoş geldiniz. Selçuk Pehlivanoğlu hoş geldiniz. Ve Ankara stüdyolara dönmek istiyorum. Özel Dershaneler Birliği Başkanı Faruk Köprülü ve SETA Eğitim Koordinatörü Bekir Gür. Sizler de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyoruz. Ankara'yı unutacak değiliz haliyle. Hep Ankara'daki konuklarım beni öyle uyarırlar. Bugün o aradaki kopukluğu fazla hissettirmemeye çalışacağız diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım mı Batuhan Bey? Sizin biliyorum çok araştırmaları var. Gerçekten de eğitim üzerine araştırmalarınız var. Ne oluyor, ne bitiyor? Önce bir konuşalım. Yani bir tabloyu çizelim. Bende başlıklar çok işte. Üniversite sınav sonuçları bu kadar erken açıklandı oldu mu'dan girinde. SBS sınavları kalkar mı? Dershaneler kalkar mı? Başlık çok ve muhtemelen çok da fazla mail de alacağız, soru da alacağız. Ama sizin çerçevenizden tablo nasıl? Herkese bu soruyu soracağım aslında. Üçer dörder dakikalık böyle bir tabloyu anlatalım sonra tek tek konuşalım isterseniz. Buyurun.
Çok teşekkürler. Aslında çok geniş bir tablodan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla onu mümkün olduğu kadar izleyicilerimiz açısından da özetlemeye ve önceliklendirmeye gayret edeceğim. Hı hı. Yani AK Parti 2011'de tekrar seçimi kazandıktan sonra Sayın Ömer Dinçer'in bakan olmasıyla çok daha iddialı, tırnak içinde kapsamlı bir eğitim reformu çalışması başlamıştı. Bunların bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat kanununun kanun hükmünde kararnameyle değiştirilmesi, meslek eğitimine yönelik bir strateji çalıştayının yapılması, öğretmenlere yönelik yine bir ulusal strateji çalışması ve Şubat ayı ile itibariyle 2012'de 444'ün meclise gelmesi, o tartışmalar daha sonra Nisan itibariyle geçmesi ve yine o dönemde dershanelerle ilgili hükümetten ve başbakandan gelen önce başbakan açıklamasıyla geldi zaten. Önce başbakan açıklamasıyla geldi. Zaten eğitimdeki gündemin şu son dönemde ve şey öncesinde seçim öncesinde başbakan ve AK Parti milletvekillerinin ciddi etkisiyle yönlendiğini görüyoruz. Bütün bunlar bir şekilde devam etmeye çalışıyor. 444 uygulamaya geçti. Şimdi de işte şeyi konuşuyoruz. Dershaneler ve SBS'ler konuşuyoruz. Hepsi hakkında çok farklı derinlikte söz söylemek mümkün. Çünkü hepsi için aynı derecede bilgi sahibi değiliz. Örneğin bir 444'ün etkisiyle ilgili biz bugün bağımsız ve objektif bir değerlendirme yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü elimizde bunun söyleyebilecek, iddia edebilecek bir veri temeli henüz ulaşmadı. Daha birinci senesi yeni bitti. Çok temsiliyet kabiliyeti olan verimiz yok. Dolayısıyla hani gazetelere yansıyan haberlerden, işte bazı sendikaların yaptığı araştırmalardan öteye, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kendi içinde yaptığı ve açıkçası çok şeffafça paylaşmadığı araştırmadan öteye, bize evet 444'ün sonuçları böyle oldu dedirtebilecek veriler yok. Yani şu an biraz yuvarlak konuştuğumun farkındayım ancak veri olmadığı için başka türlü konuşmam da mümkün değil. Ama gazetelere yansıyan haberler, geçen hafta bu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaya attığı, yani İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü referans verilerek ortaya atılan bulgular bizim de küçük çaplı böyle araştırmacılarımızla ortaya çıkıyor ki evet ilk sınıflarda yani 60-66 ya da 66-69 ay grubundakilerin okula başlamasından dolayı ciddi anlamda bir şey var, sıkıntı var. Çok büyük sıkıntılar olduğuna dair medyaya yansıyan noktalar var. Hepinize soracağım ama bu genel bir veri değil anladığım kadarıyla. Biz genelleyemiyoruz ve evet yani altını iki çizgi atamayız. Çünkü henüz hakikaten nasıl toplandıklarını, nasıl analiz edildiklerini, neye baktıklarını. Şöyle yapalım, 4 artı 4 artı 4'ün bir yılı nasıl geçmişi konuşalım bütün konuklarla, ama onun öncesine SBS ve üniversite dershaneler konusundaki sizin bakış açınızı bir tabii öğrenin ki. Önce. Tabii ki. Öncelikle bu değişimin yapılması gerekiyor. Yani Türkiye'de hakikaten orta öğretime geçiş sistemi ve Türkiye'de orta öğretimin uzun yıllardır eğitim reformu girişimi olarak yenilenmesi ve değişmesi gerektiğini söylüyorduk. Orta öğretimde bundan önceki dönemlerde yapılan reform çalışmaları yama niteliğindeydi. Yani asıl problemi görmezden gelen, artık orta öğretimde yani birçok değişim rüzgarının etkisiyle ana felsefenin değişmesi gerektiğini kabul etmek ve buradan dolayı orta öğretimdeki gençliğe nasıl bir eğitim vermek sorusunun cevabını sormak gerekirken biz daha çok yamalar yapıyorduk. İşte 4 seneye çıkardık. Niye çıkardığımızı çok şey yapmadan. Ve baktığımız zaman da çok fazla öğrenci seçen liseyle baş başa kaldık. Evet. Yani Türkiye'de bir şekilde siyasetin işte baskısından eğitimi kurtaramadığımız için sayısı kısıtlı olmak üzere açılan fen liseleri, yine sayısı kısıtlı olmak üzere açılan doğu liseleri çok fazla açıldılar ve bugün Türkiye'de çok büyük bir nüfus bu sınavlara giriyor. Bu sınavlara bu kadar fazla nüfus girdiği için ve orta öğretimde hangi okula gittiğiniz sizin geleceğinize dair çok ciddi bir etkili olacağı için de
oradaki baskı doğal olarak 8. sınıftan aşağıya doğru iniyor. Çok kısa şunu soracağım, sonrasında devam edeceğim zaten. 4 artı 4 artı 4 çok tartışıldı. Negatiflikleri, pozitifleri, bir yıl geçti onu da konuşacağız ama hep bir kuşku vardı. Acaba doğru oldu mu olmadı mı? Şimdi bu SBS çıkışıyla birlikte yine bir kuşku oluştu. Çünkü arada hükümetin yaptığı iyi noktalar olmasına rağmen bazı çuvallamalar diyeceğim ama bu sadece bütün milli eğitimin çuvallaması anlamında söylemiyorum. Münferit olaylardan bahsediyorum. Soruların çalınmasından tutun da başka şeylere kadar. Evet. İnsanlarda şüphe oluştu. Bu SBS'de de bu şey var mı gerçekten? Bu kararın arkasına acaba mı diye mi bakılıyor? Nasıl bakılıyor? Şimdi şöyle bir denklem görüyorum ben baktığım zaman. Kamuoyunun müthiş bir baskısı var bu sınavlarla ilgili hükümete. Evet. Müthiş bir baskısı var. Yani hakikaten insanlar bundan mutlu değiller. Çünkü ailelerinde, kendi yuvalarında bunu çok ciddi hissediyorlar. Hükümet de bunu çözmek istiyor. Yani, yürütme de bunu çözmek istiyor. Ancak bu baskı altında yürütme ne yazık ki eğitim politikasının temel ilkelerine uygulamadan bunu çözmeye çalışıyor. Yani problemi tam olarak tarif etmek, anlamak, çözüm alternatiflerini geliştirmek, bu alternatifleri denemek, nerede nasıl tuttuğuna bakmak, geliştirmek, pilotunu yaptıktan sonra ülkeye yaymak. Biz baktığımız zaman Türkiye'de eğitimde reformların pendulum gibi yani bir böyle bir böyle işte 3 tane SBS oluyor, bir tane SBS oluyor. SBS kalkıyor, XYZ geliyor ve bütün nüfus bundan sürekli etkileniyor. Halbuki biraz bakanlığın şunu diyebilmesi lazım. Ya yurttaşlarım ben bunu çözeceğim ama bana zaman verin, sabredin. Benim teknik kapasitem yeterli, ülke olarak akademik yapım önemli. Sivil toplum kuruluşlarının bu şeyde yer alabilir. Biraz zaman verin. Bunu deneyelim, geliştirelim, konuşalım. Ve daha sonra çok iyi bir iletişim stratejisini uygulamaya geçelim. Biz burada çok acele etmek zorunda kaldığımız için özellikle bakanlık açısından sürekli böyle şeyler geliyor karşımıza. Yani az çalışılmış, biraz daha konuşulmuş ama hala neye benzediği belli olmayan, neresinden tutacağımız, nasıl geliştireceğimizi somut göremediğimiz şekilde tartışılmaya başlıyor. Böyle olunca da ipin ucu kaçıyor ve bir şekilde bir anda sistemi değiştiriyoruz. Biz de burada tartışıyoruz. Bengi Hanım şunu merak ediyorum. Kamuoyu baskısı var dedi özellikle. Bunda herhalde hemfikirizdir. Gerçekten de kimse o sınav kaygısı evlerinde muhtemelen şimdi sorular yağacaktır. Çünkü herkesin evde çoluğu çocuğu var ve onlarla ilgili 4 artı 4 olmasa SBS, o olmasa kıyafet yönetmeyi bir şekilde ilgilen. Öncelikle şunu soracağım. 4 artı 4 bir yıl çocukların psikolojisi açısından, uyum sağlaması açısından sizce nasıl geçti? İkincisi de bu kamuoyu baskısı, sınav kaygısı nasıl etkiliyor insanlar? Şimdi Batuhan Bey'in de söylediği gibi hani bunu somut bir şekilde söylemek mümkün değil. Ama biz en başından beri ben eğitimci değilim. Yani evet, eğitimin içeriğini bilmeme, yönlendirmeme imkan yok. Ama benim bildiğim hangi çocuğun hangi gelişim yaşında neleri öğrenebileceği, neleri öğrenmesi gerektiği, istisnaların ne kadar olacağı ve onlara nasıl bir sisteme sokmamız gerektiği. Böyle baktığımız zaman da 60 ay, baştan uyarıldı herkes ki 60 aylık bir çocuk düzenli bir yerde oturmaya, bir 40-45 dakikalık ders sistemi içinde öğrenmeye, o disiplin sistemini almaya, ne el gelişimiyle, ne nörolojik gelişimiyle, ne fiziksel, ne ruhsal gelişimiyle hazır olamaz. Peki. Dolayısıyla da bunun yansımalarını ben ancak kendime gelenlerle ölçebilirim. Size de çok geliyor onu biliyorum. Tabii. Özellikle siz danışmanlıklar da yapıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. O yüzden de sizin bilgileriniz çok daha yaşları önemli. Gelmeden bu sürece sokulan çocuklar bir kere haksız damgalanmalara uğramaya başladılar. Öğrenme güçlüğü var. Beceremiyor, acaba zeka problemi mi var gibi. Halbuki çocuk normal yaşının gelişimini gösteriyor. Zaten ondan beklenmemesi gerekenleri biz ondan beklediğimizde doğal olarak onları karşılamaması da bir problem ya da bir hastalık değil. Tamam biraz düzeltelim dendi ama benim gördüğüm okulların çoğu, buna özel okullar da dahil, devlet okulları değil sadece. Yani 60 ile 66 aylıkları ayrı, işte 66-72 aylıkları ayrı, 72 aylıktan sonra başlayanları ayrı sınıflara alma, ayrı müfredat uygulama gibi bir süreçten geçmediler. Çoğunlukla olanaklar nedeniyle, yani hem sınıfların azlığı nedeniyle, işte öğrencilerin sayısı nedeniyle birçok okul, ki buna çok iyi dediğimiz, tırnak içinde peki, söylüyorum, ilk okul, şeylerde, özel okullarda dahil, bu çocukların hepsini aynı sınıfa koydular.
birbiriyle şimdi 35 yaşındaki biriyle 36 yaşındaki ya da 40 yaşındaki biri arasında çok büyük fark yoktur. Ama 60 aylık bir çocukla 66 aylık bir çocuk arasındaki gelişim farkı çok fazla. Dolayısıyla şöyle bir şey oldu. Birbiriyle aslında sanki 10'ar yaş fark varmış gibi gelişim farkı olan çocuklarla bir de o çocuklar için eğitim almamış öğretmenleri bir sınıfa koymuş olduk. Dolayısıyla ne oldu? Öğretmenlerin bir kısmı, çünkü bunlar bu sisteme göre eğitilmemiş öğretmenlerdi. Gayet iyi niyetli olarak en küçüklere göre davranmaya başladılar. Bu sefer diğerleri sıkıldı. Diğerlerinin öğrenme düzeyi altında kaldı ve öğrenme şansını kaybettiler. Bir kısım öğretmen bildiği rutini yaptı. Onun bildiği şey okuma yazma öğretmekti. Dolayısıyla 60 aylık çocuğa okuma yazma öğrenmesi için ciddi baskı yapılmaya başladı. O çocuğun hem gelişim hem ruhsal açıdan sıkıntıları çıktı. Şimdi çeşitli dolayısıyla bu anketler tür yapılmış ama bir tanesini sonucunu söyleyeceğim. Mesela Anadolu Eğitim Sen tarafında 2000 öğretmenle yapılan bir ankette öğrencilerle de %80'ini okuma yazma öğrenemediğine dair sonuçlar var. Gerçi Eğitim Bir Sen'de bunu tam tersi anketler çıkarıyor ama hangisi doğrudur tabii bilebilmek mümkün değil. Her şey okuma yazma öğrenmek de değil. Evet ama hani eğer başarı endeksli ise 60 ayın güzel, öyle olacağını işte söylendi değil mi? Oradan SBS'ye zaten oraya geçeceğiz. Evet. Biz başarıyla neyi kastediyoruz? Onu bir değerlendirmemiz lazım. İşin doğrusunu isterseniz 60 aylık bir çocuk okuma yazma öğrenemez mi? Birçok çocuk öğrenebilir. Tabii. Ama biz bu çocukların şunu hiç hesaplamıyoruz. Biz bu çocukların çoğunu hiç okul öncesi eğitim almadan, birçoğu eline daha kalem bile tutmadan, taşırmadan boyamak ne demektir? Bilmeden. Renkler nasıl ayırt edilir bilmeden o sınıflara attık. Burada sadece güzel güzel 3 yaşına geldiğinde kreşe gitmiş, o meşhur faaliyetlerini yapmış, işte biraz daha gelişimi, zeka durumu iyi olan, daha mutlu bir azınlıktan bahsetmiyoruz. Tabii. Çok desteklediği çocuklardan bahsetmiyoruz. Hayatında ilk defa okula giden çocuklar var. Dolayısıyla da yani %80 öğrenmiş ya da öğrenmemiş doğrusu beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü öğrenmiş olanların da o süreçte benim bilimim açısından, ruhsal açıdan hırpalandıklarını, yüklenmemeleri gereken yükü taşıdıklarını. Yani şimdi bana zorlarsanız buradaki, Bengem şurada bir 50 kiloluk çanta var, mecbursunuz kapıya kadar götüreceksiniz. Yani sürükleye götürmeye çalışırım. Ama bunu başardım demek değil. Ve böyle gelen çocukların sonra SBS'ye doğru hazırlanışından bahsediyoruz. Böyle hepsine okulu sevdiğim eğitim aldırmaya çalışıyor. Hepsini tek tek konuşacağız ama Selçuk Bey, sizinle zaman zaman programlarda da buluşuyoruz. Herkes zaten yakından biliyor eğitim için ne kadar çaba harcadığınızı. Siz bu bir yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? 4+4+4. Sonra tabii eğer müsaade ederseniz bir Türkiye perspektifini 1-2 dakikada ortaya koymak istiyorum. Bizim şu anda okuma yazma bilmeyen yaklaşık 4 milyon insanımız var. %80'i kadarı da kadınlardan oluşuyor. 164 bin dertlik açığımız var. Fakat bu dert 4+4+4'ten sonra da 200 bin daha ekleyeceğini biz hesaplıyorduk. Öğretmen açığımız 123 bin. 4+4'ten sonra 50 bin daha ihtiyaç olacağını hesaplıyorduk. Fakat sınıf öğretmenlerine branş öğretmeni yapınca bu hesaplar biraz şaştı bir gece içerisinde. Şimdi dünyada ülkelerin eğitim seviyelerini ölçen ve eğitim arasındaki farklılıkları ölçen PISA, TIMSS gibi sınavlar var. En son TIMSS sınavı açıklandı. Biz de TEDMEM olarak bunun ciddi bir Türkiye perspektifinden çalışmasını yaptık. Çıkan sonuç şu. PISA'dan sonra TIMSS'te de bir miktar ilerleme olmasına rağmen dünya ortalamasının epey altındayız. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerisinde kalan Türkiye, Lübnan'ın bir basamak önünde. Alt düzeyde başarısı okullarımızdaki öğrencilerin %90'ı 4 basamağa kadar doğal sayılara toplama ve çıkarma yapamıyorlar. Türk öğrenciler açık uçlu soruları cevaplayamıyor. 8. sınıf öğrencileri birkaç cümleyi bile açıklamakta ve olarak yazmakta güçlük çekiyorlar. Bazı öğrencilerimiz Japonya'nın bile ilerisinde, yoğunluklu öğrencilerimiz Lübnan'ın bile gerisinde. Yani öyle bir uçurum var ki eğitimin içinde. Bunun sebebi şu, açıkalım. Biz temel sorunlarımızı bile çözememişiz. Biz kağıt mühendisliğini çok iyi yapıyoruz. Sorunun kaynağını ortadan çıkarmadan isimleri ve şekilleri değiştirmeye çalışıyoruz. Öğretmene ihtiyacımız var, gelin akıllı tahta koyuyoruz. Sanki öğretmenin yerini alacakmış gibi.
ve temel sorunlarını çözmemiş bir ülkenin reform yapması mümkün değil. Özellikle bizim gibi kalabalık ülkelerde burada mümkün değil. Türkiye'nin başka bir hastalığı da var. Hastalığın adı şu, iz bırakma sendromu. Her gelen bakan bir önceki bakanın her yaptığını siliyor. Bürokrasinin de dolduruşuyla kendi adıyla alınacak bir iz bırakma sendromuna şey yapıyor. Ama onun ömrü de maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nda vefa göstermiyor. Yani yetmiyor. Türkiye bir proje çöplüğü. Baktığınız zaman herhalde Türkiye dünyadaki eğitim sistemlerinin uygulamasının denendiği en büyük çöplüktür. Ama fakat, en tehlikelisi de eğitim değil mi zaten? Hayır, zaten en tehlikelisi. Yani, belki de o yüzden bakın, bugün konuşuyoruz bakın, zaten. Şu söyleniyor, biz diyorlar Türkiye'de genç nüfus bizim için bir fırsat. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak diyoruz ki böyle devam ederseniz ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Hı hı. Çünkü bir kitle değil bir yığın ortaya getireceksiniz. Onun için şunu bilmemiz lazım. Türkiye'de biz temel sorunlarımızı halletmeden uçmamalıyız. Uçarsak yere çakılırız bir. İki, hemen 4+4 ile ilgili de bir iki lütfen cümle söyleyeyim. Şimdi bir reform yaparken ideolojik ve siyasi yanları olabilir. Onu o çok ilgilendirmiyor. Bu siyasi partilerin yöntemidir. Buna çok takılmıyorum. Ama bir siyasi parti düşünün ki bilimsel olarak ispatlanmış olan, yani artık manyetik rezonans gibi sistemlerle beyin gelişimleri ölçümlenebiliyor. Bilimsel olarak ispatlanmış olan okul öncesine önem verip, evet, sonra bir gecede okul öncesini yok edecek, intihara sürükleyecek bir yapıyı akılın erdirmesi mümkün değil. Yani değerli hocam söyledi, motor becerileri gelişmemiş bir insanı, motor becerileri gelişmemiş insanı okuma yazma öğretmenin falan bir anlamı yok. Siz bunu baştan darbeliyorsunuz. Artı, evet dünyada kesintisiz eğitim yok. Biz bunu hep söyledik. Hı. Doğru. Ama 4+4 yerine 5+3 yapsanız derslik açığınız yok. Derslik fazlanız yok. Öğretmen açığınız yok, öğretmen fazlanız yok. Bölün, 4+4 demeyin de 5+3 deyin. Ölür müsünüz? Yani bu kadar büyük derslik açığıyla Türkiye niye bir daha boğulsun? Maalesef, maalesef Türkiye'de iz bırakma sendromu, siyasi güç zehirlenmesi yaklaşımları sonuç itibariyle bu milletin evlatlarına zarar veriyor. Şimdi SBS'ye gelelim oradan. Evet. Şöyle gelelim ki 4+4'ü Ankara'ya da soracağım. Çünkü o dönem çok tartıştık iyi yönlerini, kötü yönlerini, hangisi doğrudur, değildir vesaire gibi ama bugün SBS ile ilgili bir açıklama geldi. Bugün dediğim işte evet, bakanın açıklamaları, dershanelerin kaldırılacağı. Siz dershaneleri de karşısınız bildiğim kadarıyla. Sonuç itibariyle evet. Sisteme karşısınız, dershaneye götürecek sisteme evet karşısınız. Dolayısıyla bu yenilik mesela SBS'nin, iki başbakan daha önce de söyledi bunu, ortadan kaldırılması ya da dershanenin kaldırılıyor olması olası mı? Önce onu soracağım. Bakın, gerekçeyi ortaya kaldırmadan dershaneyi kaldıramazsınız. Ama bunu ikiye ayırmak lazım. Bir, üniversiteye giriş sınav sistemi. Evet. İkincisi SBS. Batuhan Bey de söyledi. Yaklaşık 1,5-2 yıldır bakanlıkla beraber çalışıyoruz. Biz bunun sistematiğiyle ilgili olarak, tedmem olarak da çalıştık. Şunu sakın unutmayalım. Orta öğretimi düzeltmeden yüksek öğretimi düzeltemezsiniz. Bir. İki, orta öğretimi düzeltmek istiyorsanız bugün için orta öğretim üniversite sınavına girmek için gitmek mecburiyetinde olduğunuz bir kurumun dışında bir şey değil. Hiçbir evlatlarımıza katkısı yok. Hatta ben bir gün bir beyanat verdim. Dönem Milli Eğitim Bakanı bana hafif bozuldu. Dedim ki ya dershaneleri kapatamıyorsanız liseleri kapatın. Bari çocuklar tiyatroya gitsin, kitap okusun falan dedim. Yani pratik bir çözüm önerelim dedim. SBS devletin kendi eliyle oluşturduğu elit okullar müessesesidir. Bakın dünyanın her yerinde zihinsel kaymak tabakası devlet tarafından ayrıştırılır. Hı-hı. Aslında Türkiye bunu denemiş. Fen liselerini kurmuş. Zamanında. Ama soralım bakalım Milli Eğitim Bakanlığı'na kaç kişi bilim adamı olmuş bilmiyorlar. Zaten bilmeye de çalışmıyorlar. İşin sorunu burada. Bunun ayrıştırılması için bir sınav olabilir. Ama 50 bin kişi girer. 1 milyon kişi girmez. Şunu sakın unutmayın. Şimdi belki Faruk Bey tam aksini söyleyecektir ama gerçi onunla aynı stüdyo olmayı her zaman tercih ederim. Dershaneler Birliği Başkanı olarak çok kıymet verdiğiniz bir eğitimcimizdir. Karşıt fikirlerde de olsak. Sıralama sınavıyla ölçme sınavını birbirine karıştırmayalım. Hı hı. Hep diyorlar ki sınavsız eğitim olur mu? Olmaz tabii. Ama sıralama sınavıyla ölçme sınavı farklı bir şey. Aslında Sayın Bakan'ın bence, bilmiyorum yani bunun şifrelerini çözmeniz mümkün değil ama 1,5 yıldır çalıştığımız ve kademelendirilmiş olan bu getirdiği sınavlar SBS'yi kaldırıp 3 tane SBS'cik değil. Bir sonucu açıklanmayacak bir ölçme sınavından bahsediyoruz. Hı hı. Ölçme sınavı bir not şişirilmesinin önüne geçecektir. İki, okul bazlı. Biz okul bazlı eğitime girmek mecburiyetindeyiz. Okul bazlı. Şüphesiz ki yani İstanbul'un bir okulu ile bir okul arasında girdi açısından, mali girdi açısından da çok büyük uçurumlar var. Hı hı. Öğretmen yeterliği açısından uçurumlar var. Öğretmen sayıları itibariyle uçurumlar var. Biz Türkiye'de okul bazlıya dönmemiz lazım.
Bu 4 ay, yani SBS'nin kaldırılmasıyla ilgili, çünkü zaman çok fazla almak istemem, galiba konuşacağız tekrar. Tabii. Çok basit 2 dakikada bunu nasıl basamaklandırıcılar yapılabilir? Onların hepsini konuşacağız. Sonuç itibariyle şunu söyleyeyim. Balçık Hanım, Türkiye'nin sorunu para değildir. Şüphesiz genç bir nüfusa sahibiz. Şüphesiz ki her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Şüphesiz ki mesela derslik açının kapatılması gibi hükümetin ve devletin yaptığı iyi şeyleri de alkışlayacağız hep beraber. Ama bizim bir ulusal programa ihtiyacımız var. Bakandan bakana, siyasi iktidardan siyasi iktidara, YÖK başkanından YÖK başkana değişmeyecek. Zaten o çerçevede bir ilerleyelim, sonra detaylı zaten konuşacağız. Doktor Bekir Gür, Bekir Bey, sizle devam edelim mi? Aynı soruyu size de yönlendirmek istiyorum. Ulusal plandan bahsetti Selçuk Bey. Bir de şu 4 artı 4 artı 4 bir yıl sizce nasıl geçti? Genel bir değerlendirme alayım, sonra Faruk Bey'den de alacağım. Sonra zaten o kadar çok detay var ki hepsini konuşacağız. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. 4 artı 4 gerek yasalaşma sürecinde gerek uygulanma sürecinde çokça tartışıldı. Evet. Bugün de az önce dinlediğim konuşmaların önemli kısmı aslında beni geçen yıl Ağustos ayına götürdü. Çünkü geçen yıl Ağustos ayında da bu tartışmaları çokça yapmıştık. Fakat aslında bir yıl uygulamadan sonra elimizde olan bir takım veriler var. Yani sizler de bahsettiniz. Sendikaların yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Ben bizzat kendim yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Dolayısıyla aslında bir takım ön verilerle rahatlıkla konuşabiliriz. Çünkü 4 artı 4'ün uygulama öncesinde birçok felaket senaryosu yazıldı. Yani birçok senaryo söylendi. Mesela sınıfların çok kalabalık olacağı söylendi. Evet. Oysa Eylül ayına gelindiği zaman birinci sınıf sınıflarının, ortalama mevcutlarının aslında artmadı. Tam tersine azaldığı görüldü. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ekstradan sınıflar açmıştı. Dolayısıyla aslında bir yıl uygulamanın üzerinden geçtiği için artık teorik tartışmaları bir tarafa bırakıp bence somut olarak sahadaki verileri dinlemek lazım. Sahadaki verilere baktığımız zaman 4 artı 4'ün hem başarılı yanları var hem başarısız yanları var. Örneğin ilkokul ve ortaokul olarak ilköğretim okullarının ayrılması son derece başarılı bir adım olmuştur ve öğretmenler ve gerek veliler tarafından genel olarak olumlu bulunmuştur. Çünkü birinci sınıf çocuğuyla sekizinci sınıf çocuğunun aynı mekanı paylaşması zaten pedagojik olarak son derece sorumlu bir uygulamaydı. Ve sahadan elde edilen bulgular bunu teyit ediyor. Yani bu okulların ayrıştırılması faydalı bir uygulama. Bir diğer husus, biliyorsunuz 4 artı 4 ile birlikte seçmeli dersler getirildi. Gerek evet. Kur'an-ı Kerim olsun, Hazreti Muhammed'in hayatı olsun, gerekse Kürtçe gibi seçmeli derslerin olması. Bu da eğitim sisteminin demokratikleşmesi açısından son derece önemli bir adımdı ve yine sahadan gelen veriler bunu teyit ediyor. Halkımızın çoğunluğu bu derslerin eğitim sistemine kazandırılmasını olumlu bir adım olarak görüyorlar. Ki yine yapılan bir takım kamuoyu araştırmaları var. %76 civarında bu seçmeli derslerin eğitim sistemine kazandırılması yine vatandaşlar tarafından olumlu bulunuyor. Peki. Bir diğer husus zorunlu eğitimin 12 ile çıkarılmasıydı. Yani 4 artı 4 ile birlikte gelen zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasıydı. Bununla ilgili de genel olarak kamuoyunda aslında bir uzlaşı söz konusu. Hatırlarsınız en az tartışılan hususu buydu. Çünkü genel olarak toplum eğitim sisteminin zorunlu eğitim süresinin uzatılmasından yanaydı ve gerek ekonomik olarak gerekse de demokratik olarak, çünkü insanlar daha fazla eğitim alırsa kendileri hakkında ve gelecekleri hakkında daha rahat karar verebilirler ve daha informed bir şekilde karar verebilirler. Yani kendileri bilinçli bir şekilde karar verebilirler. Dolayısıyla 4 artı 4 artı 4'ün bu yönü de genel olarak olumlu karşılandı. Tabii burada bir takım sıkıntılar da var. Örneğin okula başlama yaşının düşürülmesi bu sıkıntılardan bir tanesi, ki bu zaten baştan da biliniyordu ki o dönem biz de gerek yazdığımız yazılarda gerek yaptığımız açıklamalarda bu yönde bir kamuoyu talebi olmadığını, toplumsal talebin olmadığı, dolayısıyla eğitime başlama yaşının değiştirilmemesi gerektiğini savunmuştuk. Fakat dönemin Milli Eğitim Bakanlığı 60, yani daha önceki yıllarda 69 aylık çocukların başladığı, yani 69 ay olarak düşünecek olursak bunun 60 aya çekilmesini önerdi. Ve bu toplum tarafından kabul görmedi. Fakat şöyle bir olumlu bir adım oldu. Yine yasalaşma ve yasa sonrasındaki tartışmalar sonrasında bu 60 ay zaten 66 aya çıkarıldı. Yani zorunlu olarak eğitime başlama yaşı
fiilen 69 aydan 66 aya Peki, çekilmiş Bekir oldu. Peki Bekir Bey, yani şunu sormak istiyorum. Bu söylediğiniz detayla ilgili, çocukların yaşıyla ay detayıyla ilgili sahadan size yansıyan negatiflikler var mı, yoksa hani Var. Evet. Yani 4 artı 4'ün zaten baştan itibaren en problemli tarafı bu yönde bir toplumsal talep olmadığı halde, ki yasanın kendisinde de aslında böyle bir şey yok. Yani şunu söyleyelim, hem izleyicilerimiz net olarak bilsinler. 4 artı 4 artı 4'ün yasasında okula başlama yaşı değiştirilmemiştir. Yani yasanın kendisinde okula başlama yaşı değiştirilmemiştir. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın yorumu bunun değiştirilmesi yönünde oldu. Evet. Buradaki fark 5 yaşın ya da 6 yaşın ne olduğuna ilişkin bir yorum farkıydı. Yani 60 aylık çocukları biz 5 yaş mı kabul edeceğiz, yoksa 6 yaş mı kabul edeceğiz? Bu yorum farkından kaynaklanan bir sonuçtu. Ve ama çocuklar çekti o yorum farkını tabii. Bu çocukların okula uyumlarında ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Peki. Örneğin birçok veli çocuğunu okula kaydettirdiği halde birkaç ay sonra okuldan almak durumunda kaldılar. Ya da bir takım veliler çocuklarını yeniden okutmak istiyorlar. Yani bizim görüştüğümüz bazı veliler çocukları bu yıl birinci sınıfı bitirdiği halde çocuklarının yeniden okumasını tercih ettiklerini ifade ediyorlar. Evet. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Ben şunu da söylemek istiyorum. Geçen yıl nasıl ki tartışmalar yapıldı ve 60 ay, 66 aya çekildi. Ben bu tartışmaların sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün de yapılan tartışmaların sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ve baştan beri ben bu okula başlama yaşının esnek bırakılması gerektiğini sanmıyorum. Yani bu aileye bırakılabilir rahatlıkla. Eğer aile istiyorsa hiçbir sağlık raporuna gerek duymadan çocuğunu okula gönderebilsin veyahut göndermek istemiyorsa çoğu aile diye düşünüyorum. Yanılmıyorsam Bekir Bey, çoğu aile de rapor almayı tercih etti mesela bu 60 aylıklar için, değil mi? Aslında rapor oranı düşük hocam. Yani rapor oranı, o dönemki veriler, son verileri bilmiyorum. Fakat en son Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar %10-15 civarındaydı. Yani bu rakamın artması muhtemel. Yani o 3 aylık diliminde olan çocukların yaklaşık %10-15'i rapor almıştı. Bu sayı muhtemelen artmıştır. Yani %20 veyahut %25'leri bulmuştur diye tahmin ediyorum. Peki. Yani çocukların yaklaşık 1/4'ü o dönem rapor aldılar. Fakat rapor almayanlar için de bir takım sıkıntılar söz konusu. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki tavrını biraz esnetmesinin ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki Faruk Bey, bana izin verir misiniz? Bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Sizi bölmeyeyim. Reklamdan sonra Faruk Köprülü ile devam edeceğiz. Sözsende Özel birazdan burada. Evet. Sözsende Özel devam ediyor. Eğitimi masaya yatırdık. Dört bir yandan hepsini konuşacağız. 4 artı 4 artı 4'ü öncelikle konuşuyoruz. Nasıl geçti diye. SBS bir yıl nasıl geçti diye. Çok fazla mail geliyor. Ankara'da bir konuma hiç söz vermedim. Özel Dershaneler Birliği Başkanı Faruk Köprülü. Faruk Bey, teşekkürler sabrınız için. Öncelikle bir değerlendirme sizden de almak istiyorum. Sonrasında da Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarıyla birlikte SBS'lerin kaldırılması, dershanelerin kaldırılması gündeme geldi. Bir genel değerlendirme sizden de alalım lütfen. Buyurun. Hay hay. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki kıymetli katılımcılara da sevgilerimi sunuyorum. 4 artı 4 ile ilgili araştırmacı arkadaşlarımız, biraz önce Bekir Bey, sizin yanınızda Batuhan Bey, değerlendirmelerde bulundular. Hı hı. Öncelikle bu değerlendirmeci arkadaşlarımızın görüşlerine ben de saygı duyuyorum. Bunun yanında yine yanınızda Selçuk Bey, işin mutfağından gelen bir arkadaşımız. Bugün sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin muhtelif illerinde okulların yönetiminde bulunan, bu sistemin başında bulunan bir arkadaşımız ki bizzat bu konuyu yaşayan bir arkadaşımız. Bu nedenle kıymetli Selçuk Bey'in de değerlendirmelerinin çok önemli olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Biz tabii dershane sektörü olarak 4 artı 4'ten ziyade sizin de biraz önce ayırarak söylediğiniz gibi son günlerde gündemde olan SBS konusu, evet, dershaneler konusuyla ilgili ben müsaade ederseniz düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında Sayın Bakanımızın SBS sınavının kaldırılacağı konusu çok yeni bir konu değil. Evet. Bir önceki bakan döneminden gelen, uzunca bir süredir devam eden, kaldırılacağı çok önceden söylenen bir konu. Bu bakımdan yabancı değiliz. Ben önce şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle son bir yıldır
kamuoyunda bir algı vardı. Sanki bütün bu olumsuzlukların sebebi dershanelermiş gibi algılanıyor veya böyle empoze ediliyor idi. Ancak son bir yıldır kamuoyundan aldığımız bilgilere göre de bu sorunları yaratanın dershaneler olmadığını çok açık ve net olarak sizlerle paylaşabilirim. Ve geçmişten bugüne kadar eğitim öğretimle ilgili son 30 yılda müsaade ederseniz yaşananları çok seri, çok kısa olarak sizlerle paylaşmak isterim. Bundan önce 1997 yılına kadar, 8 yıllık zorunlu eğitime kadar 5. sınıftan sonra bir sınavla bir üst okula giriliyor idi. Sonra 2004 yılına kadar LGS dediğimiz liselere geçiş sınavı yapılmaya başlandı. 2004-2008 yılları arasında LGS kaldırılarak OKS dediğimiz orta öğretim kurumlarına geçiş sınavı uygulandı. Ve 2008 yılından itibaren de SBS dediğimiz aslında 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıfları da kapsayan her yıl bu kademedeki öğrencilere sınav yapılan bir sistem getirilmiş idi. Bu sınav sistemiyle ilgili de kamuoyunda önceden tek bir sınavla bir üst okula geçiliyor idi. Şimdi her 3 sınıf içinde sınav yapılıyor, sınav sayısı artırıldı, öğrenciler daha çok strese giriyor gibi bir algı oluştu diye bakanlık bundan vazgeçti. Evet. Bu SBS ile ilgili yaşananlar ve şimdi de SBS sınavı kaldırılacak deniyor. Ancak Sayın Bakanımız diyor ki SBS kaldırılacak ama sınavlar kaldırılacak demiyor. Belki formül değişecek, içerik değişecek, uygulandığı alanlar değişecek ama yine bir merkezi sınavdan bahsediyor. Faruk Bey, önce şunu sormak istiyorum. Sizce SBS kaldırılmalı mı? Şimdi SBS de kaldırılabilir. Başka başka şeyler de yapılabilir. Ama yine araştırmacı arkadaşlarımızın, yine Selçuk Bey'in biraz önce bahsettiği gibi bunlar bugünden yarına hemen kaldırıyoruz diye bir anda karar verilecek, alınacak kararlar olmamalıdır. Mutlaka ve mutlaka çok uzun çalışmalar sonucunda eğitimi bir bütün olarak masaya yatırarak sınavları da bir üst okula geçişi de bunların sadece bir parçası olarak ele alıp değerlendirme yaparak uygulamaya geçirilmelidir. Bizim sıkıntımız sanıyorum burada. Aynı şekilde ÖSS sınavlarıyla ilgili baktığımız zaman 1974 öncesinden itibaren bugüne kadar o kadar farklı adlarda, sistemlerde sınavlar değişe gelmiş ki zaman zaman bir sınav olmuş, zaman zaman sadece lise birden sınav yapılmış, sonra ikiye çıkarılmış, sonra içerik değiştirilmiş falan. Bir sürü sınavlarla bugünlere gelmişiz. Bütün bunlara baktığımız zaman son 30 yılda gerek SBS sınavları dediğimiz orta öğretim, ilk öğretimden orta öğretime geçiş veya orta öğretimden yüksek öğretime geçiş sınavlarında çok büyük değişikliklerle biz bugüne kadar gelmişiz. Ama şunu çok açık ve net söyleyebilirim ki bütün bunlar bir sorun ise bu sorunları dershaneler yaşatmamış, bu sorunları dershaneler gündeme getirmemiş veya bunun sorumlusu dershaneler olmamış. Dershaneler bütün bu yanlışlıkların, acele alan kararların sonucunda ortaya çıkmış eğitim öğretim kurumlarıdır. Amaçları sadece sınava hazırlamak da değildir aslında. Öğrencilerimizi bulundukları seviyeden daha üste çıkarmak için de çalışma yapmaktadır bu kurumlar. Bu kurumlar 6. sınıf, 7. sınıf, 5. sınıf, 4. sınıf, 9, 10, 11. ara sınıflar dediğimiz öğrencilere de okuldaki derslerini daha başarılı kılma amaçlı çalışma yapan kurumlardır. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Faruk Bey, şunu sormak istiyorum. Dershanelerin kapanması konusu... Affedersiniz, araya girip bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bakanlığın dershaneleri kapatacağız açıklamanın altında ne var? Yani şöyle bir not almışım. Ekim'de meclis açılınca özel eğitim öğretim kurumları kanunda değişiklik yapılacak. Lütfen yanlışlarım varsa siz düzeltin. Doğrusunu siz daha iyi bilebilirsiniz. Kanunda yer alan dershane ifadelerinin tümü kaldırılacak. Şimdi ne demek dershaneler kaldırılacak? Yani bunu bir açalım çünkü o kadar çok mail geliyor, o kadar çok soru geliyor ki haliyle velilerden de öğrencilerden de. Şimdi aslında dershaneler konusu 30-40 yıldır hep gündemde olan konu. Biraz önce de bahsettiğim sebeplerle eğitimde yaşanan birçok sıkıntıların hep sebebiymiş gibi gösterilmekle birlikte sebebinin olmadığını biraz önce de anlatmaya çalıştım. Hep alınan kararlar farklı. Ama bu alınan kararları doğuran sebepler dershaneler değil. Şimdi Sayın Başbakanımız
yaklaşık bir yıl kadar önce dershanelerin kapanmasıyla ilgili bürokratlara bir hedef göstermiştir. Aslında bugünlerde de yaşanan dershaneler konusunun tekrar gündeme gelmesine sebep olan bu hedeflerin gündeme gelmesidir. Sayın Başbakanımız bu hedefleri ortaya koyarken AK Parti mensuplarından sayın önceki bakanlarımızdan, Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hüseyin Çelik'in de içerisinde bulunduğu 7 kişilik bir komisyon kurdurmuştur. Bu 7 kişilik komisyon bir rapor hazırlamıştır. Bu hazırlanan raporun basına sızan ifadelerinde biz şu sonucu görüyoruz. Bu raporda deniyor ki, dershanelerin eğitimin önemli bir parçası haline geldiği vurgulanıyor. Dershanelerin